Ya Sinem, anlamıyorum. Yani evim var, arabam var, işim var. Zenginim, yakışıklıyım, akıllıyım. Yani neden evlenmiyoruz ya? Baban neden Şimdi tam da ben bu konuya parmak basacaktım. Ciddi bir problem var. Birbirinizi seviyorsunuz ve evlilik olmuyor. Hı hı. Senin biraz daha bu konuda bir kriz var ortada. Onun paniğini göstermen lazım. Yani bu ahenkli söylem güzel. Tamam. Sen de onun krizini abartmak için çok güzel bir giriş yaptın ama... biraz daha. Çünkü hakikaten sen de evlenmek istiyorsun ama işte. Neyse o engel. Evet. Karşımızda. Olmuyor. Buyurun. Hı. Yani bu çok güzeldi ama buna biraz daha o sıkıntıyı eklersek sendeki. Evet. Yani? Mı var? Kaçma. Yani? Sakin ol. Sinem, yani bir türlü anlamıyorum. O sıkıntı bende de vardı şu an. Sinem bak, anlamıyorum. Evim var, işim var, arabam var. Akıllıyım, zekiyim. Yani çalışkanım, her şey yolunda. Neden evlenmiyoruz ve baban neden evlenmemize mani oluyor? Çünkü babam eğer bir üniversiteden mezun olmazsa beni sana vermez. Ya ben Cambridge mezunu adamım, anladın mı? Hatta babam bana Mesut Burun'un adında özel bir üniversite bile açtı. Hala hangi üniversiteden mezun olmam gerekiyormuş? Sence? Hayat Üniversitesi'nden mezun olman lazım Mesut. Eğer bu üniversiteden mezun olmazsan babam hayatta beni sana vermez. Hayat Üniversitesi ne Sinem ha? Trekking ya da parasailing yaparken hayatta kalmayı gösteren dersler topluluğu mu? Hayır, hayır Mesut. Dolmuşta, hani sıra beklerken, dolmuş kalabalığında ya da pazarda... ya da arkadaşından borç istedin ya da patronla kavga ettin de... hani böyle o kötü anlarda, yani kısacası... kahpe hayatta nasıl hayatta kalmanı öğretir sana bu hayat üniversitesi. Ne yapıyorsun sen be? Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun. Hayır. Lütfen tanıdığım kız gibi davran. Tamam, okey. Okey, tamam. Burası dramatikti. Değil mi? Evet, benim. Bu da güzeldi ama burayı biraz daha dramlaştıralım. Ha. Ve Mesut'un tamam. Gözlerinin içine bakarak tabii. Ah tamam, peki. Ne dediğini anlamıyorum. Sonundan aldı. Tam sonundan verdi, evet. Ha. Mesut'un yapılan mı? Hayır Mesut, tabii ki de hayır değil. Hani dolmuşa gittiğinde hani böyle kalabalık olur da ne yapacağını bilemezsin ya. Ya da ne bileyim ben, hani borç istersin arkadaşım vermez. O anlarda da patronla kavga ettiğinde falan sıkıntılar yaşarsın ya. İşte tam o zamanlarda eğer bu üniversiteden mezun olursan... işte o zaman bu üniversite sana kahpe hayatta nasıl şey yapacağını öğretebilir. Onun için bu dersi almaya geldin ya. Sen iyice delirdin artık. İyice gemi azıya aldın artık sen de. Tamam Sinem. Tamam, okey. Eğer babam bunu istiyorsa okey. Tamam, gideceğim bu üniversiteye ve mezun olacağım. Süper. O kadar uzun boylu, o kadar şirin ve o kadar zenginsin ki. Lütfen yavrum, bu üniversiteden mezun ol. Bizim için, babam için. Okey, seni çıkışta beklerim, okey? Tamam. Hadi, süper. Delirdi. Hoş geldin birader. Sen yenisin galiba. Evet. Yeni kaydoldum ben de. Siz de mi yenisiniz? Ben eskiyim. Hmm. Alttan ders alıyorum. Alttan mı? Evet. Hangi ders? Alttan ders alıyorum. Senin... Senin ve gözlüklerini hiç sevmedim. Ama olsun, sınabilirim. Hmm. Alttan ders alıyorum. Hangi ders? Dost kazığı. İnsan dost kazığını alttan alınca... zorlanıyor.
Belli. Halinizden, tavrınızdan belli. Dost kızı ha? İnşaatla ilgili bir ders mi bu? Saf lan bu, hakikaten saf ya. Dost kızını inşaat sandı, saf ya. Ya ne alakası var o zaman inşaatla ilgili değilse? Bu arkadaşın elinde tuttuğu ne? L cetveli. Yani levye. Ben yan dal olarak dalımı okuyorum. Kısmet olursa mahalle kavgalarında lider olacağım inşallah, anladın mı? Ya levye kazık, ben nereye düştüm acaba? Hoca gelse de ben de dalımı seçsem bari. Vallahi ben tek dal bitirsem bana yeter. Benim amacım idolüm gibi Hayat Üniversitesi'nden mezun olup... yeri geldim mi kodumu oturtturan, yeri geldim mi fıkır fıkır... yeri geldim mi de takır tukur biri olabilmek. Fakır fakır takır tukur mu? Sizin idolünüz kim? Dilberay anam babam. Hoca geliyor hoca. Hocamız hoca geliyor. Ayak. Ayak kalk. Hoca sakin geliyor. Hoca geliyor. Kalk kalk. Bakalım hoca. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Saygılar hocam. Saygı bizden. Size hürmetler ediyoruz. Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Güzel. Beni bilenler bilir, bilmeyenler için kendimi... Otur. Bilmeyenler için kendimi anlatayım. Ben Hayat Üniversitesi kürsü başkanı Bilal Acı Gerçekler. Öğrenim hayatıma ilk olarak minibüsçü olarak 3 yıl görev yaparak başladım. Ondan sonra Adana Adliyesi'nde 5 yıl mübaşirlik yaptıktan sonra... master'ımı en son Kapalı Çarşı'da esnaf olarak tamamladım. Bravo hocam. Hocam çok açık konuşuyorum. Yemin ediyorum akademik kariyeriniz efsane. Senin de kafan tam bir kestane. Esnaflıktan kalma bir şakayla başlamak istedim. Evet arkadaşlar, şu yoklama işini önce bir halledelim. Şu boş kağıda bir imza atın. Hayat Üniversitesi'nde yoklama zorunlu mu? Koçum, hayat devam ediyor, öyle değil mi? Hadi çocuklar, elden ele o imzaları gelsin. Hayırdır hocam, buyurun. Ya hocam, bir şey söyleyeceğim. Kimse imzalamadı ama ben imzaladım. Bu ne lan? Bu ne Mesut? Boş kağıda imza mı atıyorsun Mesut? Hı? Şimdi ben bu kağıdı alsam... senin üstüne kredi çeksem, ondan sonra senin evine haciz yollasam ne yapacaksın lan? Yani... anlamıyorum oğlum söylediğini. Hadi ben şirket açtım senin yerini. Ondan sonra o şirketi batırdım, Karayiplere yerleştim. Ne olacak? Annemiz kızar. Kızar tabii. Ya şimdi yerine otur çabuk, bir daha böyle bir boş kağıda imza attığını falan görmeyeyim seni. Hocam! Hocam! Efendim İbrahim? Boş kağıda asla imza atmamız gerekiyor değil mi? Aferin lan sana. Çakal, otur bakayım. Evet arkadaşlar, geçen hafta nerede kalmıştık? Hocam, Müslüm Baba'da kalmıştık. Dur ulan, otur 2 dakika oğlum ya. Arkadaşlar, uyanık olacaksınız. Bak, altınızdan donunuzu çalarlar, donsuz resminizi internete yüklerler. Akıllı olun. Nerede kaldık, söyle bakayım. Müslüm Baba'da kalmıştık hocam. Çok güzel. O zaman herkes Müslüm Baba'nın 3. albümünün B100'ünün 4. şarkısını açsın. Hocam, Müslüm Baba'nın 3. albümünün B100'ünün 4. parçasını açıyoruz değil mi? Evet güzel kardeşim, evet. Açtık mı? Açtık. Neydi şarkımızın adı? Beni dertler öldürmüş. Beni dertler öldürmüş hocam. Tamam ulan ya! Ya İbrahim bırak azıcık da arkadaşların konuşsun ya. Her lafın içinde sasan gibisin oğlum. Her lafın içinde sasan gibiyim değil mi? Hamza kalk bakayım. Hocam. Neydi şarkımızın adı? Söyle bakayım. Hocam... lan bak bu ona bak. Çizerim seni ha. Hocam şarkımızın adı... neydi lan? Söylesene bak. Müslüm Baba'dan Şakşuka. Ya inanamıyorum sana ya. Bak tahtaya bak tahtaya. Alın teri bu.
Şimdi o Şakşuka'ya çok kız olur mu ya Müslüm babayla? Sen Şakşuka'yı bir daha ver. Çok kız ama kendi sakatlama yani. Evet. Sakın albüm kapağına bakma, çizerim seni. Hocam, Müslüm babadan... Lan ne diyorsun? Şakşuka. Ya ben... Pardon ya, inanamıyorum ya. Beni çok seviyor ya, acayip seviyor. Ya Tarık Mengiş'le Müslüm babayı nasıl karıştırırsın? Senin üstüne kireç dökmek lazım oğlum ya. Hayret bir şey. Otur. Oturdum hocam. İşte gördün mü? Sıfır lan sana. Önce oturduğum için sıfır aldım be. Bir daha da sakın Tarık Mengiş'le Müslüm babayı karıştırma. Çizerim. Buralarım çok ağrıyor, yapmayın. Sakin misin hocam? Evet, neydi şarkımızın adı? Beni dertler öldürmüş. Ne demiş Müslüm baba? Ne de güzel demiş. Ne demiş İbrahim? Çok pardon, o yürüyüş çok bozuldu. Çok yoruldum ya. Yürüyüş bozuldu. Ha. Tabii o hani şurada şey yaparken yürüyordun ya, taburaya... Öyle oturdu. Kaynayacaktı, öyle korktum. Şunu da vereyim. Ay ben kendime ne ettim ya? Hocam. Sıfır. Neydi şarkımızın adı? Beni dertler öldürmüş. Ne demiş Müslüm baba İbrahim? Başla bakayım. Bunca kederden sonra sanki gitsen ne olur? Beni bahtım terk etmiş. Sen terk etsen ne olur? Allah'ım ne hocam be. Hocam bizi bitir de öldür burayı. Oy. Ya ben kendimi çok kötü hissediyorum artık ya. Ya dayanamıyorum. Şerefsizin çocuğu. Çok kötü hissediyorum artık. Dayanamıyorum ya. Ağlamak yok. Özür dilerim hocam ben. Cevap verme bana. Evet Mehtap. Bu şarkıyı, bu damar şarkıyı şimdi damarlarına ayıracağız. Kalk bakayım. Söyle bana. Bu şarkının tümleci nedir, tümleci? Aşk, sevgi hocam. Ama yoklar. Yarım kaldık. Eksik kaldık hocam. Dolaysız tümleçler, dolaysız sevgiler hocam. Aferin kız. Sen hocam. Aferin sana. Otur. Sağ ol. Mesut, Bibik, bunları iyi öğren bak. Eğer bunları öğrenemezsen sevda barajını geçemezsin, hüsrana kalırsın. Ya hocam ben daha önce hiç kalmadım ama yani ne yapmamız lazım, bunun formülü ne? Basit. Yazayım sana. Dert. Keder. Çocuklar ben okuma yazma bilmiyorum. Sana o zaman bir tane matematik sorusu sorayım mı? Tamam, sorun hocam. Hadi en bak. İyi bildiğim konu. En iyi bildiğin konu. Bil bakalım. Ah tamam. Benim ah. Ali'nin başında 1000 tane derdi var. Tamam. Ali sabrının 4/2'siyle ustasından fırça yemekte. Ferasetinin 8/3'üyle eve gelen haciz kağıdını okumakta. Eğer Ali'nin sevdiği kızı 50 kilometre hızla istemeye geliyorlarsa Ali adamlığını bozmadan nasıl bu işin içinden çıkar? Ali hayatını dizi yapsın bence. Yani bu nasıl matematik sorusu? X yok, Y yok, pi sayısı yok. Pi sen atar, atar. Arkadaşlar şimdi geldik Hayat Üniversitesi'nin en önemli dersine. En can alıcı, en vurucu dersi. İnsan sarraflığı. Neymiş? İnsan sarraflığı hocam. Çiplere bak. Evet, Mehtap kalk bakayım. İnsan gönder. Mehtap, bununla yeni tanışmışsın. Bunun nasıl bir tip olduğunu söyle bakayım bana. Hadi bakayım. Selam, ne haber? Bana geçelim mi? Bir şeyler izler, takılırız. Geç oldu ama. Olsun ya. Benim kanepem rahattır. Bende kalırsın. Bak. O
oldu o zaman. Tamam, kabul. Ama yarın da anamla kahvaltı yaparız. Bir dakika, bir dakika. Ne annesi falan ya? Ne kahvaltısı? Kızım, beni boğuyorsun, tamam mı? Bak, ben seni üzerim. Bende bağlılık sorunu var. Ya, ne yapmam lazım ya senin için? Yandın Mehtap. Bu çocuk seni yakar. Yapma hocam ya. Ben hep aynı soruda takılıyorum. Hep aynı problemde. Hiç çözemiyorum hocam. Hep aynı problem. Hiç çözüm yok hocam. Ne yapmam lazım hocam? Rap mi yapıyorsun kızım ya? Çok doluyum hocam. Tamam, bak ne yapacaksın biliyor musun? Çok basit. Ben sana söyleyeyim. Bas git lan buradan. Gel. Gel. Bu tiplere yüz vermeyeceksin. Bunların ne mal olduğu belli kızım. Bunlardan biricik olmaz ya. Otur yerine. Sen gel bakayım İbrahim. Ay çocuklar. İyi misiniz hocam? İnsan gönder. Bahadır senin kankan. Bahadır başla bakayım. İbrahim kardeşim, biraz para konusunda sıkışıklığım var da bana bir 3.000 lira verebilir misin? Yanlış anlama, pazartesi günü ödemelerim yatıyor. Pazartesi ben sana aynen o parayı iade edeceğim. Pazartesi şunun şurası ne kaldı? 2 güncük var. Ödemen için sabret, sabırlı ol. Alırsın ödemeni, ödersin sonra. Bana niye geliyorsun? Adam, adam yuh! Adam! Ay be diyorsun İbrahim. Bende bu zamana kadar kimsenin parası kalmadı, kalmaz. O zaman tamam, sana 3.000 lira veriyorum. Hop! Ne yaptın be oğlum? Hocam doğru ismini biliyordum. Heyecandan unuttum. Karıştırdım ya. Ulan bir de sana basit sordum ya. Of ya. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ulan dürrük. Hı. Madem paraya ihtiyacın var, niye böyle 3.000 TL'lik telefonu gözümüze sokuyorsun lan? Bas git. Ya ama... Amalarını aman yapmadan bas git lan. Gel. Anladın mı? Gel. Evet. Geç şimdi yerine otur. Çok iyi anladım hocam. Çok iyi anlatıyor. Ya çok iyi anlatıyor. Hamza, gel bakayım. Ya ben ne bakışım ya? Geç. Geç sen gönder. Şimdi Hamzacığım, sen... Şimdi Hamzacığım, sevdiğin kızı anamla tanıştırmışsın. Sonucu bekliyorsun hocam. Kız, nasıl? Anamı sevdin mi? Ay, bayıldım ya. Ne tatlı. İyi ki senin annen çok şeker, seni de çok seviyor. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Yani yanlış anlama ama bence bize biraz fazla karışıyor gibi geldi. Sen biraz kilo almışsın dedi bana ya. Bana dedi yani bunu. Hani ileride o zaman daha fazla şeye karışabilir bence senin annen. Acaba biz seninle Kanada'ya mı taşınsak diyorum. Tamam. Tamam olur ya. Kanada'ya taşınalım. Ben annemle görüşmesem ne olacak sanki be? Anladın mı be? Analar kutsaldır. Yazıklar olsun sana. Annene yedin. Hemen susuyorsun. Terbiyesiz. Ya hocam bana çok kızık yerden çıkıyor soru ya. Benim daha önce hiç sevgilim olmadı ki ne bileyim. Çok heyecanlandım. Tamam, tamam çocuklar. Çok da üstüne gitmeyin arkadaşınızın. Evet bir hata yaptı, tamam. Ama bu kadar. Ben size bu dersi niye veriyorum? Niye? Bize mi kızıyorsunuz? Anlamadım ki. Genel bir tavrım bu. Size bu dersi veriyorum çünkü. Soru işareti. Neden? Hemen cevap veriyorum. Biraz patina aç. Neden? Neden olduğunu böyle Burcu'ya da sor. Neden buraya sor? Bir tane de Burcu'ya sor sorayım. Bana sormasın. Sorsun o sana. Çünkü çok dikkatli dinliyor. Arkanda kaldı. Tamam çocuklar. Tamam. Arkadaşımızın üstüne o kadar da gitmeyin, tamam. Evet, bu olabilir. Ben sizi bunlara hazırlamak için bu dersi veriyorum. Çünkü, neden? Haberi yok, tamam. Arkadaşlar, bir gün böyle bir kız çıkar, der ki ananı bırak benle gel. Siz de onlara hazırlıklı olursunuz. Bu yüzden veriyorum bu dersi. Peki hocam, affedersiniz. Peki, doğru cevap nedir? Onu bize söyleyebilir misiniz? Sen beni 3 gündür seviyorsun. Anam karnına düştüğü günden beri beni seviyor. Şimdi o aştığın haddini de al. Gerisin geri dön. Dümdüz direkt devam et. Eğer beni arayacak olursan anamın evindeyim. Öyle mi? O zaman bay. Otur Hamza. Bibik gel bakayım. Sana bu sefer kolay soracağım. Tamam mı? Çok kolay bir soru soracağım. Adam gelecek buraya yere çöp atacak. Sen de onun yere çöp atmasına engel olacaksın. Onu ikna edeceksin. Buralarım iyi görünüyor mu? Hadi. İhsan gönder.
Hop! Siz devam edin. Pardon, şişenizi düşürdünüz. Ya ben onu direkt attım öyle yere. Yani bu tür plastikler doğada çok çabuk... İndir lan o elini. Yok, yani demek istediğim bu tür... İndir lan elini. Hayır, elim inik zaten. Benim söylemek istediğim şey... Yani... Demem o ki... Insan... Döverim bak seni. Yok, hiç gerek yok yani. Yok, döveceğim oğlum ben seni. Yok yok, vallahi hiç gerek yok yani. Sonuçta bu doğayı çocuklarımıza bırakacağız ya. Ağaçlar genel... Ha ha, odunla döveceğim oğlum ben seni. Hocam... Yani ben bir türlü bu arkadaşla iletişime geçemiyorum. Ne istiyor anlamadım ben. Çok basit. Dayak istiyor. Lan! Al lan onu oradan. Oğlum bana bak. Onu oradan al, yemin ediyorum bak. O plastik doğaya karışana kadar döverim seni. Pipetle beslerler oğlum seni. Al lan onu. Nasıl oluyor ya? Hadi. Mesut, sen buradan vur bakayım nasıl vuruyorsun. Ben sen bize abi mi çekiyorsun oğlum? Ben sen bizim semtimizi mi kirletiyorsun? Bak beni deli etme, seni de yakarım, bu şişeyi de yakarım. Vallahi kendimi de yakarım bak. Gel! Öğrenmiş. Sonu iyi ama başını da hoca gibi yapman lazım. Bilal Hoca nasıl yapıyorsa öyle yapman lazım. Estağfurullah sizde. Ne? Çok tehlikeli değil mi? Evet, duruş olarak... hal, tavır olarak, konuşma tarzı olarak... Dünyaya bakış. Dişler sıkıyor mu, ne yapıyor? Bütün o tarzı birebir yap. Evet. Dur, dur, dur. Duruşu unutma, tamam. Şimdi o şekli alıp anlatacaksın ona. Ve tabii Samet'e de alt açıdan bakman lazım. Gel! Mesut! Hadi sen de şuradan vur bakayım nasıl vuruyorsun. Gel! Sen bize abi mi çekiyorsun lan? Ha? Yemin ederim sen bize... Çok tücihaniyorum. İşte. Ya. Gerçekten eli öpülesi bir performans. Ya evet. Saçmalama. Şurada idare et onu. Yap ki Samet'i geri püskürteceksin. Olduğu kadar yani. Sen bizim semtimizi mi kirletiyorsun lan? Ha? Ulan seni de yakarım, bu şişeyi de yakarım. Alt açıdan bak, kendimi de yakarım, emin ediyorum bak. Gel! Gel! Bravo, bravo, gel! Özür dilerim. Şişeyi alabilir miyim? Gel! Gel, gel! Bravo! Mesut! Bana yapmıştı bu kadar. Aynısı oldu, aynısı. Sana bravo. Çok çabuk öğrendin. Hayat Üniversitesi ilk mezunluğunu veriyor arkadaşlar. Helal olsun sana, helal olsun. Bravo Mesut. Ya çok sağ ol. Ya, hak ettiler ya. Bu da diploman. Ay, inanmıyorum ya. Arkadaşlar sizinle işim daha bitmedi. Siz mezun olamadınız. Daha otobüste yer kapma tekniklerini görüşeceğiz sizinle. Siz geçin, ben de geliyorum. Hadi gidelim. Vay be, helal. Şu kağıdı alayım de. Eyvallah. Hadi kardeşim, hayırlı olsun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Yuva yuva. Değerli öğrencimiz Mesut Burunlu, yapmış olduğun enayilikle seni resmen mezun ediyoruz. Sana boş kağıdı imzalatan dolandırıcılarız biz. Donuna kadar alacağız şimdi her şeyini. Olumlu tarafından bakarsan bir daha yapmazsın. Gelin lan buraya.